Türkiye çok zor günlerden geçiyor. Terör artık olağan, sıradan. Bombalar, suikastler, saldırılar kamuoyunda artık olağan, alelade işler gibi algılanmaya başladı. Ve bu Türkiye'nin hak ettiği bir manzara değil. Biraz önce konuşan İktidar Partisi'ne mensup bir sayın milletvekilleri, vekili, terörle mücadele ediyoruz dedi. Allah aşkına herkes elini vicdanına koysun. Türkiye'de terörle mücadele mi var? Yoksa yapılan her terör saldırısından sonra tıpkı şu meclis gibi Türkiye'nin her yeri taziye çadırına mı döndü? Bu soruyu da milletvekillerinin kendine sorması lazım. Şu anda hükümetin terörle mücadele yapma imkanı da yok bence. Çünkü bugün Sayın Genel Başkanımız da söyledi. İstihbarat teşkilatını yerle bir ettiniz. Devlette ne ehliyet bıraktınız ne liyakat bıraktınız. Güvenlik kuvvetlerinin ne hale geldiği çok acı verici, çok üzüntü verici. Ama Rusya Büyükelçisi'ne saldıran, halen görevde olan bir polis memuru tarafından bu saldırının gerçekleşmesiyle güvenlik kuvvetlerinin içinde bulunduğu halde gözler önüne serildi. O kadar çok kanıksandınız ki, o kadar çok kanıksandı ki, 3 kişi ölmüş, 10 kişi ölmüş. Ben daha dün 2 tane Sinoplu yavrumuzu toprağa koyup buraya geldim. Benim içim acıyor da sizinki acımıyor mu merak ediyorum. İktidar Partisi'nin yöneticilerine, grup başkan vekillerine sesleniyorum. Hatta sataşıyorum Sayın Mehmet Muş. Sana sataşıyorum. Senin için acımıyor mu? Orta yerde bu kadar insan can verirken, 20 yaşındaki fidanlar toprağa verilirken, bak söylüyorum Sayın Bakan, kanununu bir günde geçireceğiz. Bir günde geçireceğiz. Eyvallah. Biz üzüm yemek istiyoruz, bağcı dövmek peşinde değiliz. Gelin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörü konuşalım. Terörle hükümet mücadele edemiyor. O imkanlardan yoksun. Biraz önce söylediğim gibi, bugün Genel Başkan'ın söylediği gibi, ya hangi olayın istihbaratını önceden alıyor bu hükümet? Olay olduktan sonra, ya itfaiyecilerin arsayı kurtardık demesi gibi bir şey. Ayıp, utanç verici. Hükümet, adı üstünde hükümeden. Ama şimdi şunu söyleyince arkadaşlar kızacak. Bu kanlardan bu hükümet sorumlu sayın milletvekilleri. Adalet ve Kalkınma Partisi değil. Bu akan kandan bu hükümet sorumlu. Bundan geri adım atamaz, buradan kaçamaz. Benim bir mesuliyetim yok diyemez. Bir sorumluluğu var. Gelecek buraya hesap verecek. Millete hesap verecek. Yüce millet adına bize hesap verecek. Başsağlığı dileyen bir hükümet olabilir mi? Cenazelere gidip boy gösteren, biraz önce söyledim, bir grup böyle, bir grup böyle, ne ayıp şey. Ne ayıp şey. Ve ben üzülerek söylüyorum. Üzülerek söylüyorum. Yani Allah'ım bu son olsun. Allah'ım Türkiye bir daha kan gözyaşı göstermesin. Ama bir türküde olduğu gibi, zenginimiz bedel öder, askerimiz fakirdendir türküsünde olduğu gibi. Ya hiç olmasın. Hiç temenni etmem ama ben 10 senedir bir tane kravat takan şehit ailesi görmedim arkadaşlar. Günah değil mi? İçiniz incinmiyor mu? Hep bu garip kuraba, fakir fukara diye edebiyatını yaptığınız ailelerin, insanların, dün Sinop'ta defnettiğim şehidimin köyünün yolu yok. Yolu, yolu. Şehit oldu diye devlet seferber oldu da, yani zor bir hal mezarlığa ulaştık. Hükümetin sorumluluğu yok mu değerli milletvekilleri? Güven oyu verdiniz, verin elbette kendi partiniz. Ama Allah var. Yani ibadet ediyoruz, ediyorsunuz. Sorumluluğumuz yok mu? Yani bu hükümet kusurlu. Arkadaş şunun işi niye böyle yaptınız? Niye bu eksik var deme yetkisi, hakkı sizin değil mi? Yani bu kadar şeyi seyredip, bu kadar vahim bir tabloyu seyredip, ondan sonra biz hükümetiz, biz iktidarız demek, Allah bize böyle bir iktidar nasip etmesin. Yani her gün kanın, gözyaşının olacağı bir ülkede ben böyle bir iktidar milletvekilini içime sindirmem. Arkadaşlar, o seçmenler ekseriyetle de size oy veriyor. Belki yine verir, ben onu bilmem. O ayrı bir iş. Ama ben sizi vicdana davet ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin asli işi bu meseleye el koymaktır. Burada da olmayan ama Türkiye'yi yönetemeyen
bir hükümetle karşı karşıyayız. Marifet değil olay yerine gidip açıklama yapmak. Önleyici istihbarat nerede kardeşim? Bu MİT ne işe yarar? Nerede bu MİT? Niye bu MİT var? Bunların hepsinin dış kaynaklı olduğu bilinmiyor mu? MİT'in görevi içerideki işler değil. Dış tehditlere yönelik bir teşkilattır. Bilmeyenler öğrensin varsa. Ne iş yapar bu MİT? Eminim bu konuşmamdan sonra beni takip alır. Benim fotoğrafımı çeker. Elinden gelen ardına koymasın. Ama MİT niye bu halde? Ehliyet liyakat yok. Siyasal kadrolaşma var. Bir dönem bir cemaate teslimiyet var. Sonra bunlar bizi kandırdı. Bunları temizleyelim var. Yangın yerine dönmüş. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Kim kime emir veriyor belli değil. Olan fakir fukaranın çocuğun oluyor. Garip gurbanın partisiz diye yola çıktığınızı unutmayın. O çocukların ailelerine borcu var bu meclisin. Buradan çağırıyorum. Medyaya da sesleniyorum. Terörü görüşmeyen bir meclis olmaz olsun diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Altay.